Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya dün akşam ben bir şey anlamadığım bir konu oldu arkadaşlar. Vallahi bile anlamadım ya. Bizim bir kardeşimiz var. Leyla kardeşimiz var. Dedi ki Hızır Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam'dır. Tamam mı? Burayı anlatayım. Ben de orada yazdım ki İlyas Aleyhisselam Musa'dan önce mi yaşamış? Sonra oradan diğer arkadaşımız Erbakan da orada yazmış ki Musa'dan sonra. Şimdi ben bu iki tane şeyi alıyorum, yan yana çelişiyor birbirleriyle. Şimdi İlyas'sa Musa'dan sonra yaşanmışsa, Musa zamanındaki Hızır ayrı kişi mi? Yani o zaman ayrı kişi mi oluyor? Beni aydınlattın arkadaşlar bu konuda. Gerçekten kafam karıştı yani ya. Hadi ben cahillığımı affedin arkadaşlar. Ben o kadar profesör bir adam değilim. Tamam mı? Ben de elimden geldiği gibi araştırıyorum. Benim bildiğim Hızır Aleyhisselam Musa'dan önce doğmuş. Musa zamanında da Musa'ya yardım etmiş. Bazı ilimler göstermiştir ona. Beraber bir yolculuk yapmışlar. Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor mesela. Benim bildiğim Hızır budur. Ve günümüzde de anlatılan bir Hızır var. Musa'nın zamandaki Hızır ile aynı Hızır olduğu söyleniyor. Acaba farklı Hızırlar da mı var? Bir mi, iki mi, üç mü? Farklı Hızırlar. Hızır acaba bir isim midir? Yani bir lakap mıdır? Mehdi Aleyhisselam'ın lakabı gibi. Yani çünkü Mehdi dediğin zaman ilim yayan, imamlık yapan ya da iyi işler yapan da Mehdi'dir. Aslında uyarıcı olanlar. Ama ayrı zaman Mehdi'si farklıdır. Şimdi biz bunu anladık mı? Bunu bana bir yazarsanız tam olarak anlamak istiyorum meseleyi. Farklı Hızırlar olabilir mi? Yoksa tek Hızır'dır. Orada bir sıralama yanlışı mı yapıldı Leyla kardeşimiz tarafından? Leyla kardeşimiz belki yanlış yapmış olabilir. Hani eğer ki Musa Aleyhisselam zamanında ki Hızır ise o zaman nasıl İlyas oluyor? Çünkü İlyas ondan sonra gelmiş bir peygamberdir. O zaman Leyla kardeşim bunu düşünebilir. Yok, Musa'dan önce doğmuştur İlyas. Öyle bir şey ben tahmin etmiyorum. Çünkü benim araştırmalarımda İlyas Musa'dan önce doğmuş, yani sonra doğmuş. Musa Aleyhisselam'dan sonra doğmuş İlyas Aleyhisselam. Evet. O zaman bir sıralama yanlışlığı var, yoksa bizim Leyla kardeşinin bildiği başka bir şey olabilir. Nasıl bir şey olabilir? Farklı Hızırlar mı var? Biz bu konuyu bu şekilde bunu anladık inşallah. Ve ben gezmeye devam edeyim parkın içinde ve konuşalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu konu önemli bir konudur. Mehdi Aleyhisselam konusu. Acaba Mehdi kelimesi Kur'an'da geçiyor mu, geçmiyor? Bazı alimler işte Mehdi'nin gelmeyeceğini, Mehdi'nin İslam alemini tembelleştirdiğini söylüyor. O gün bir program izledim. Diğer alim de diyor ki İsrail Mesih'i bekliyor. Kendi Mehdi'lerini bekliyorlar. Ama işte icatlardan geri kalmıyorlar. Hem icat yapıyorlar, hem kendi kurtarıcılarını bekliyorlar. Yani kurtarıcı beklemek tembelleşmek değil aslında. O Allah'ın bir takdiridir, kaderdir. Yani kaderi beklemektir. Diğeri de diyor ki yok, biz Mehdi'yi bekleye bekleye biz şey olduk, tembelleştik. Mehdi gelecek, bizi kurtaracak. Tamam kardeşim, sen Mehdi'yi bekle ama ibadetini yapma. İnsanlara yardımcı olma. Teknolojiye girme. Öyle bir sistem olsa zaten o zaman din de bizi uyuşturur o zaman. Yani din de o zaman bizim için yanlış olur. Çünkü biz diyeceğiz ki namaz kılalım, oruç tutalım. Zaten başımıza bir felaket geldi mi Allah bize yetişecek. O zaman biz kendi hazırlıkımızı yapmayız. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ve Hazreti Peygamber'in hadisleri var. Hazreti Peygamber diyor ki sizin düşmanlarınız size hangi silahla saldırırsa siz de o silahla saldırın. Kısas sistemi vardı Kur'an'da. Mesela senin düşmanın sana bıçakla saldırırken sen ona silahla saldırmamalısın. Ya da bacağına sıkmalısın. Öyle bir sistem yani. Mesela adam sana kılınçla saldırıyorsa sen de kılınçla saldır diyor. Yani sana senin sistemine göre, yani mesela senin gücüne göre, senin düşmanının gücüne göre saldır diyor. Yani fazla da güç kullanma diyor. Aşırı güç kullanma diyor. Şimdiki devletlere baktığın zaman herkes aşırı güç peşinden, yani nükleer saldırılar bile yapılıyor birbirlerine. Nükleer tehditler yapılıyor. İşte bu işte İslam'ın ahlakına uyan bir ahlak değildir. Mesela adam bunu düşünebilir. Ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Allah beni korur. Ya tabii ki korumak istese korur. Ama Peygamber Efendimiz de demiş ki yani bir hazırlık yapın, yani kıyametin olacağını bilseniz bile bir ağaç ekin yani. Onun bugün bile olsa diyor, bir gün bile kalmış olsa. Hani o zaman bizim çalışmamız gerekiyor. Tamam biz Mehdi'yi bekleriz ama şimdi tembellik ayrı konu.
Bir kader de ayrı konudur kader. Şimdi burada karışıklık oluyor. Tabii ki Mehdi Ali Sami beklemek, eğer oturup da yatarsak, hiç çalışmazsak, teknolojik olarak, teknoloji işte bir şekilde günümüze göre biz bu şeyleri geliştirmezsek, tabii ki yani Mehdi Aleyhisselam da bir hadi gelsin diyelim. Mesela şimdi biz Afrika'nın halini görüyoruz. Hani Afrika'nın halini, atalarının ilkel kaldıklarından dolayıdır. Çünkü düşün, Avrupalı ülkeler orayı istila ettikleri zaman oradaki yeraltı zenginlikleri, işte altın olsun, altın madenlerini ele geçirdikleri zaman hani o kabile ne yapacak o kabile? O kabilenin içinde zaten büyük silahlar yoktu. Kabile kabile halinde insanlar yoksun. Hani yanlış yani. Tabii ki sömürülmeye mahkumdurlar. Çünkü çalışmayana ekmek yok. İslam'da böyle bir şey var. Yani çalışmayana ekmek yok. Yani çalışacaksın, güçleneceksin. Çalışacaksın yani. Bu bir de Güney Amerika'da bir kurtarıcı inancı varmış. Peru'dur herhalde. Tam da yanlış hatırlayabilirim. Benim aklım bazen karışıyor. Peru'da, ben Peru diye hatırlıyorum. Peru'da çok enteresan bir şey oluyor arkadaşlar. Peru. Hani Peru'daki mesele farklı bir meseledir. Nasıl bir meseledir? Adamlar diyorlar ki işte mavi gözlü sarışın bir insan gelecek, bizi kurtaracak. O gün de Portekizler orayı istila ediyor. Tabii bunlar onları indirebiliyorlar. Aslında onların etrafını sarıyorlar, öldürecekler ya. Bir de bakıyorlar ki aralarından bir tane liderlik yapıyor, sarışındır ve mavi gözlüdür. Ve bunlar diyorlar ki bu bizim kurtarıcımızdır. İnanıyorlar, inanç meselesi. Bu inanç meselesi karışık bir durum, biliyor musunuz? Yani aslında başlarından nasıl bir felaket açtıklarının haberleri bile yok. Adamı alıyorlar, seviyorlar. İşte bir şekilde ona biat ediyorlar, onun önünde eğiliyorlar. Ezan-ı Şerif de okundu. Evet arkadaşlar, Ezan-ı Şerif bitti. Şimdi bizim anlatmak istediğimiz şey bu. Yani kısacası inanç çok önemlidir. Bak adamlar inandığı şeyle boğuldular. Yani kurtarıcı dedikleri onların sonunu getirdi. Ben korktum, bazı şeyler vardır da ben burada anlatmak istemiyorum. Karışık şeyler yani bunlar. Karışık işler. Yani enteresan şeyler. Rüya gördüm tabii, bugün de bir rüya gördüm. Bu gece de. Ama enteresan rüyaydı, ben anlatmak istemiyorum. O anlatılacak bir rüya değil yani. Onu söylemek istiyorum. Anlatmasam daha iyi olur herhalde. Ancak özel arkadaşlara anlatırım bunu. Burada paylaşmanın anlamı yok. Evet. Şimdi her şeyde anlatılır, anlatılmasına da. Şimdi zamanı yok. Ya şimdi bazı rüyalar var. Anlatılmamalı diye düşünüyorum ben ya. Düşünce yani. Anlatılsa da bir şey olmaz da. Ama anlatılmamalı diye hissettim. Önemli bir rüyaydı yine. Evet, bu da bir güneş evidir. Güneş evi. Keşke güneş enerjisi bütün evlerde olmuş olsaydı. Bu gerçekten doğa için çok faydalıdır bak. Doğa için. Kimseye bağımlı değilsiniz abi. Güneş olduğu sürece elektrik olacak evde. Mesela ileride elektrik kesintileri olabilir dünyada. İleride elektrik kesintileri olabilir. Değil mi? Bu elektrik kesintileri sırasında mesela bu ev zarar görmeyecek. Elektriği kullanabilir. Tabii ki eğer başka bir problem çıkmazsa atmosferde olabilir. Ama bizim evlerimizin elektriği kesilecek. Herkesin kesilebilir. Çünkü bu bir sıkıntı görünüyor dünyada gelecekte. Bir 6 ay mı artı 2 sene mi bir elektrik kesintisi yaşanabilir. Büyük bir problem. Onun için arkadaşlar hazırlıklı olmakta fayda var yani. Bu elektrik mesela güneş evleri. Senin böyle bir evi olacak gerçekten güzel yani. Abi bu şekil. Ya bizim evlerimiz hep iç içe, iç içe. Arada insanlar boğuluyor, stresten birbirini vuruyorlar ya. Emin ediyorum sana içi açılmadıktan sonra sana bahçede bir tavuk, bir iki oğlu hani kümesi olacak bu şekil. Kümes bu şekilde bak, kümes olacak. Kümes. Kümesi olacak. İki tane köpeği olacak. Tabii bu Doberman işte pitbull değil ha. Genetiği bozulmamış. Normal bir köpek yani, kurt olabilir. Köpek olabilir, kangal olabilir. Tamam mı? İşte 20 tane de insanın koyunu olacak. İmkanına göre 5 ya da 30 imkanı neyse. 2 tane de inek alacak.
Tamam mı? Ördekler alacak. Ördekler için bir havuz yapacak. Havuz. Havuz yapacak. Böyle tavukların böyle mesela bahçen büyük olacak. Büyük bir bahçe. Böyle büyük bir bahçe. Büyük bahçenin içine bırak. Bırak bu şeyleri. Tavuk. Tavuklarını bırak. Geze geze. Bunlar sana ne sağlıklı yumurtalar bırakacaklar. Ne sağlıklı yumurtalar. Anladın mı? Evet. Onun için benim demek istediğim şey, biz bu şekilde tavuklar yerine biz girdik. Yani biz tavukuz artık. Biz kümeslerde yaşıyoruz hani. Düşün, tavukların bile hakkı yok. Biraz doğada, doğal ortamda yaşamaları gerekiyor. Ama ne yapalım? Mesela böyle bir sıkıntı var. Yani benim demek istediğim şey bu arkadaşlar. Yani keşke insanın ortamı olsaydı. Benim çakmakım da kalitelidir ha, yemin ediyorum. Bak bu sefer geçen çakmakım yanmıyor diye canlı yayında, bakın. Bu sefer otomatik, ona göre. Ona göre zengin oldum. Onun için bir tane kaliteli çakmak aldım. İnşallah herkesin hayali gerçekleşir arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeşlerim. İlyas Aleyhisselam Hızır ise Hızır Aleyhisselam kimdir? Biz bu soruyu sorduk. Bunun cevabını istiyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun.